Memurlar Haber kanalından hepinize iyi günler arkadaşlar. Şehirler arası beca ile alakalı videomuzu, özel videoyu sizlere sunuyoruz. Bu videonun altına beca iş yapmak isteyen bütün arkadaşlarımız yorum yapabilir ve böylece beca iş yapmanıza bizim de bir nebze de olsa katkımız olur diyorum ve detaylara geçiyorum. Kamuda çalışan işçiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan dipnot ekleyeyim. Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda şehirler arası beca İş başladı arkadaşlar. An itibariyle... Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan dört değil daim işçi becaiş şartları aynı ünvan ve hizmet niteliklerini aynısı, olmak, aynısı olması gereklidir arkadaşlar. Örneğin güvenlik görevlisi teknisyen ile yer değişikliği yapamaz. İklimlendirme personeli atıyorum güvenlik görevlisi ile becaiş yapamaz arkadaşlar. Antrenör güvenlik görevlisi ile yer değişikliği yapamaz. Nasıl yer değişikliği yapılır? Gençlik lideri gençlik lideri ile yer değişikliği yapabilir. Şoför şoför ile yer değişikliği yapabilir. Güvenlik görevlisi güvenlik görevlisi ile yer değişikliği yapabilir. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Yer değişikliği derken becaişten kastediyorum arkadaşlar. Becaiş yapmak isteyenler videonun altında yorum olarak yazsınlar arkadaşlar. Ne mutlu bizlere olur ki sizlerin sizlere bir katkıda bulunmuş oluruz. Ayrıca dipnot 696'lı KHK'lı işçiler maalesef becaiş yapamaz arkadaşlar bilginiz olsun. Resmi duyuruyu da hemen sizlere sunayım. Ekranda görüyorsunuz. Resmi duyurudur bu. Bu resmi duyuruyu da videonun altına link olarak ekliyorum. Buradan tıklayıp bu resmi duyuruya da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşçi personelinin başvuru şartları diyor. Bu Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda çalışan işçilerin resmi duyurusudur. Bu bilginiz olsun. Yanlış anlaşılma olmasın. Farklı kurumlardaki arkadaşlar bu sizi bağlamıyor. Öncelikle dipnot olarak ekleyeyim. Evet detaylara bakalım. İşçi personelin başvuru şartları A becaiş kısmına bakalım. Aynı ünvan ve hizmet niteliklerine haiz olmak, dilekçeyle yazılı beyan olmak. Becaişte arkadaşlar atıyorum Ankara elinde güvenlik görevlisiyle atıyorum Konya elindeki güvenlik görevlisi karşılıklı yer değiştirmesi bu arkadaşlar. Bu oluyor becaiş i̇ki, iki tarafta iki tarafın istediği yeri isteyecek. Atıyorum Konya'daki İstanbul'a gelmek isteyecek. İstanbul'daki de Konya'ya gitmek isteyecek. Karşılıklı dilekçe vererek yer değişikliği yapılacak. Beca budur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı'nda eş mazereti ekranda görüyorsunuz. Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği. Eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişikliği. Ve can güvenliği tehlikede olan eşi vefat eden personelin yer değişikliği şartlarında başvuru yapılabiliyor ama 696'lı KHK'lı işçiler maalesef buna başvuru yapamıyor. Buna dipnot olarak ekleyeyim. Eski kadrolu işçiler buna başvuru yapabiliyor. Burada toplu sözleşmelerinde umuyoruz ki bu eksiklikler de 2021 yılı için kadar büyük iş düşüyor. Bunları eksiklikleri giderirler diye umuyoruz. Peki nasıl başvuru yapılacak? Onu da detayını vereyim. Videonun altında yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Beceriş yapmak isteyen arkadaşlar. Kurum ve bütün detayları yorumun altına yazın ki karşılıklı becaiş yapabilirsiniz. İşçi personel başvuru şekli aynen şu şekilde diyor resmi kılavuzda. Sürekli işçi personel yer değiştirme başvurularını ilan edilen başvuru tarihleri arasında elektronik başvuru formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik başvuru formuna gsbnet.kvk.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile ulaşabileceklerdir diyor. Birinci aşamada sürekli işçi personeli TC kimlik numarası ve kullanıcı şifresi ile Sistem girişinin yapılarak mazeret durumuna göre ilgili sekmeyi seçecek olup diyor devam ediyor arkadaşlar. Gençlik Spor Bakanlığı personeli kurum içi yer değiştirmelerine ilişkin kılavuz. Ekranda görüyorsunuz siyah için aldık bunu arkadaşlar. Bakanlığımız Merkez Taşları Teşkilatı'nda 657 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddesinin A bendi kapsamında çalışan memur tüm ünvanlar dahil. Kadrolarında aynı maddenin B bendi ve 1978 tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalışmasına ilişkin esaslar kapsamında çalışan sözleşmeli personel pozisyonunda ve aynı maddenin D bendi ve 4857 sayılı iş kanunun kapsamında istihdam edilen işçi kadrosunun personel çalışmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında Taşeron olarak çalışmaktayken 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 335 sayılı kanun hükmünde kararname eklenen Geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirenler hariç diyor arkadaşlar. Maalesef aynen az önce de açıkladım. 696 KK ile kadro geçen arkadaşlarımız hariç. O yüzden ben sendikalara dipnot olarak ekledim. Lütfen 2021 TİS'inde bunlara da yer açın ve 696 kardeşlerimiz de tayin hakkı, becaiş hakkı yapabilsinler. Burada bir eksiklik söz konusu kılavuzda da aynen size okudum. Görev yapmakta olan bakanlığımız personelinin kurum içi atama, yer değişikliği ve nakil taleplerinin aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak yapılması planlanmaktadır deniyor arkadaşlar. Genel açıklamalar söz konusu talepler belirlenen takvim doğrultusunda personel başvurularının alınması, bilimler tarafından başvuruların kontrol edilmesi, kontrol edilen başvuruların personel genel müdürüne gönderilmesi ve personel genel müdür tarafından sürecin sonlandırılması olarak gerçekleştirilecektir. Başvurular GSB.net adresinden kullanıcı adı ve şifre ile şahsen yapılacaktır. Personel tarafından GSB.net sisteminden döküm alan başvuru formu imzalandıktan sonra mazeretlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin asılları da eklenerek fiilen görev yaptıkları birimle, birime başvurular teslim edilecektir diyor. Personelin GSB.net sistemini alınacak başvuru formu dışında bir belgeye imzasız başvuru formuyla veya posta yoluyla yaptığı başvurular geçersiz sayılacaktır. Taleplerin değerlendirilmesi sürecinde mevcut kadro ile pozisyon imkanları çerçevesinde personelin dengeli dağılımı gözetilecek olup, öncelik meskul mevzuatın mazeret saydığı durumlara bağlı taleplere verilecektir deniyor. Başvuru sırasında personel sistem şekline göre A. 657 sayılı devlet memurları kanun 4A bendi kapsamında ise mazeret veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle Atanma talebinde bulunan ancak meskur mevzuata aykırı, geçersiz, eksik veya hatalı belge teslim edenlerin talepleri isteğe bağlı statüsünde. B. 657 sayılı devlet memurları kanun 4B bendi kapsamında ise gerekli şartları taşıyan taşımayan başvurular gerçeğe aykırı bilgi ve belgeye ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular geçersiz sayılacak imiş. C bendine bakalım. 657 sayılı devlet memurları kanun 4D bendi kapsamında ise Gerekli şartları taşımayan başvurular gerçeğe aykırı bilgi ve belgeye ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır deniyor. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum bu iki kılavuzu videonun altına link olarak ekliyorum. Bu kılavuzlara tıklayıp ulaşabilirsiniz. Videonun altına yorumlara yazarsanız arkadaşlar becaiş istediğiniz özellikle iki kurumdan az önce de bahsettiğim Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda çalışan kadrolu işçiyseniz beca iş yapmak için videonun altına yorumlarınızı yazın. Kurumunuzu bütün detaylarıyla yazın. Hangi ünvandasınız, neredesiniz, nereye beca iş istiyorsanız bütün detayları yazın. Umuyoruz ki bu videonun altında en azından yüzlerce işçimiz karşılıklı beca iş yaparak yer değişikliği yapar. Biz de buna bir katkıda bulunduysak ne mutlu bize diyoruz. Ve ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Youtube'da ananla özel videolar üreten tek kanalınız kamu işleri, belediye işçileri ve THP çalışanları adına diyorum. İki video ekranda görünüyor. İzleyin diyorum arkadaşlar ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa son bir dipnot olarak ekleyeyim. Videonun altına da sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar.